Sanata ve hayata daha farklı bakabilmek, dansın evrensel gücünü keşfetmek için yine yoldayız. Dünyayı keşif turundayız. Burası asaletin ve bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluğun başkenti Londra. Londra gezip görülmesi gereken yerler açısından oldukça zengin bir şehir. Bunların en başında şehrin simgeleri olan London Eye Dönme Dolabı ve Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü Big Ben Saat Kulesi yer alıyor. 96 metre yüksekliğindeki kule, Victoria Gotik tarzında inşa edilmiş. Big Ben'in çanı ilk olarak 1859 yılında çalmış. Kule, o günden bu yana şehrin en önemli simgelerinden. Londra, yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en büyük kentlerinden biri. Gezilecek daha başka öyle güzellikler var ki. Şimdi bu güzel şehri öğrencilerimle adımlama, Londra'yı keşfe çıkma zamanı. Şehirdeki ilk durağımız Doğal Tarih Müzesi. Açılışı 1880'li yıllara tarihlenen ve gotik bir binada hizmet veren Doğal Tarih Müzesi'nde dinozorlardan evrim teorisine ne ararsanız bulabilirsiniz. Arkamda bulunan bina Doğal Tarih Müzesi. Birazdan onu gezeceğiz. İçeride 70 milyon yıllık hayatı bize anlatmaya çalışmışlar. Buradaki bence en dikkat çekici unsur devasa dinozor iskeleti. Bunun için ayrı bir oda da var. Eminim çok keyifli gezeceğiz. Hepinize iyi eğlenceler. Vakit kaybetmeden kendimizi müzenin zamansız atmosferine bırakıyoruz. Londra Doğal Tarih Müzesi, canlıların sınıflandırılması, tanımlanması ve korunması konusunda uzmanlaşmış, dünyaca ünlü bir merkez. Müze, botanik, böcek bilimi, fosil bilimi, zooloji hakkında yaklaşık 80 milyon buluntuya, yaşam ve yer bilimleri örneklerine ev sahipliği yapıyor. Yüzden fazla canlı örneği, 4 adet hareket eden dinozor da müzede mevcut. Et yiyenler, ot yiyenler, uçanlar, karada yaşayanlar. Burası, yolu Londra'ya düşen her doğa severin görmesi gereken yerlerden biri. Darwin'in ilk kez 1859 yılında Türlerin Kökeni kitabında yayınladığı teoriye ilişkin çalışmaları Doğal Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Milyonlarca yıl öncesinde tarihlenen buluntular, iskeletler ve taşlarla burada doğa tarihine ilişkin benzersiz bir zaman yolculuğuna tanık oluyorsunuz. Londra'da yağmur bulutları gökyüzünden eksik olmaz genellikle. İşte şehir yine kendi havasında. Gri'nin her bir tonu burada. Şehrin sokaklarını seyre dalıp yolculuğumuza devam ediyoruz. İstikamet bu kez Royal Academy. Genç dansçılarımız heyecanlı. Az sonra her biri dünyaca ünlü bale okulunda dans etmenin ayrıcalığını yaşayacak. Gerin Diçaylıoğlu, İlke Şengür, Ceren Yılmaz, Irmak Yılmaz, İrem Akoy, Nehir Kandemir, Tutku Baş, Yağmur Akbay, Işık Ceren Akkaya, Ceren Vergili, Zeynep İnceöz. Çocuklar, şimdi dünyanın en önemli bale okulundayız. Öyle söyleyebilirim. Birkaç bale okulu var dünyada. Bir tanesi Paris'te biliyorsunuz, bir tanesi Bolşoy'da ve St. Petersburg'da ve İngiltere'de. Bu bale okulunun özelliği teknik oluşturması, yeni bir teknik dünyada oluşturmuş olması. Buradaki hocaların hepsi çok değerli, çok önemli ve bir gelenekten geliyor.
Burasını kraliçe açmış 1974 yılında. Aynı zamanda da Türk Balesi'nin kurucusuyla Royal Bale'nin, yani İngiltere Kraliyet Balesi'nin kurucusu aynı isim. Ninette de Oliva. Ben de 40. yılımızda, Türk Balesi'nin 40. yılında onun için dans etmiştim. Tabii bizim için çok heyecanlı olmuştu. Çünkü o baleyi kurdu. Biz sonunda 40. yılında ona dans etmiş olduk. Şimdi bunu hissederek biraz içeride güzel bir antrenman yapmaya çalışalım bakalım. Heyecanlı mısınız? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi gelin bakalım. Ve dans başlıyor. Daha böyle hip şarkılarla yapacağımızı düşünmüştüm. Bu daha farklı oldu. Bence çok güzel, çok eğlenceliydi. Ben çok güzel vakit geçirdim ve yani Royal Academy'de olmak, yani dans etmek de benim için çok güzeldi. Çok büyük bir anı oldu benim için. Büyük ihtimalle burada ders alan öğrenciler bayağı sıkı çalışıyorlar, yani konservatuvar büyük ihtimalle. Yani bize hafif zor geldi ama denedik olabileceği kadar. Yani hocalar çok pozitif, hani şöyle çok çok güzel danslar sergiliyorlar ve burayı biz çok beğendik açıkçası. Burada bulunmak çok güzel bir duygu benim için. Londra'yı çok seviyorum. Ben daha önce gelmiştim. Yani sevdiğim sakin bir yer, hoşuma gidiyor. Evet, eski bir yer, güzel. Burada yeni arkadaşlar edindik. Hem de öğretmenlerimizden yeni şeyler öğrendik. Classes are for you to make mistakes. And no one's expecting you to be perfect and ready to hit London's West End tonight in a show. Londra çok güzel bir yer. Böyle sanki zaman durmuş gibi, her şey çok düzende, yani her şey çok sakin. Çok tatlı bir yer bence. Evet, evler falan. Özellikle evleri hani böyle daha eski evlere benziyor. Yani çok modern bir yer. Kurabiyeden yapılmış. Özellikle öğretmenleri çok disiplinliler ve aynen. Özellikle bugünkü dersimizde de çok eğlenceli bir ders geçirdik. Yeni hareketler öğrendik. Öğrendiklerimizi pekiştirdik. Yeni arkadaşlarla evet, çok sürekli yaptık. Hani Londra'yı gezme seansını evet. Dansla birlikte birleştirdiğimiz için ben açıkçası çok mutluyum. Her akşam başka bir şey. Aynen, her akşam başka bir şey. Mesela dün bu karaoke. Akşam bir bale izlemeye gideceğiz ve çok Opa. Güzel. Bale. Bale. Neyse. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Gelin bir saralım bakalım. Merhaba. Gel gel gel, Türkiye koksun. Yeni geldim. Tamam diyor. Allah'ım kalsana burada. Yığılmayın. Nasıl gidiyor? Süper! Harika bir yer değil mi burası? Evet! Oy, çok canlılar bunlar. Ay, çok heyecanlar. Siz ne yaptınız? Şimdi ders mi yaptınız? Evet! Ay, nasıl geçti? Süper! Aa, harika! Yukarıda çıkabilir miyim? Evet! Görüşürüz birazdan evet. Aynı anda. Koro harika. Front, front, side, back. Great! Dansta farklı teknikleri görebilmek, farklı eğitmenlerin bakış açılarını edinebilmek hayli önemli. Bu, yıllar geçse de unutulmayacak, inanılmaz bir tecrübe. Tabii en önemlisi, her ne ile uğraşıyorsanız, işinizi severek yapmanız. Ne mutlu ki, herkesin keyfi yerinde.
Hepsi seyretmiş, bir kısmı seyretmemiş ama ben bunun hayranıyım diyor. Nedeni yok yani. Her şey sile mükemmel. Konuşamıyorum. Emin mi? Which means everything here is ready for filming and looks great on your cameras. So feel free to start taking as many photos. Hogwarts'ın büyük salonundan Dumbledore'un ofisine, Gryffindor'un toplantı salonundan Hagrid'in kulübesine kadar Harry Potter'ın maceralarının geçtiği her köşeyi burada görmek mümkün. Sihrin gizemleri önünüzde dururken heyecanlanmamak elde değil. Burada siz de Harry Potter kahramanlarından biri olabilirsiniz. Büyü denemeleri yapmak serbest. Ve işte ünlü Hogwarts Express'i. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na gitmek isteyen öğrencilerin kullandığı tren ziyaretçilere açık. Bu büyülü serüveni yaşamak muhteşem. Harry Potter macerası sonrasında soluğu Thames Nehri'nde alıyoruz. Bu kez de Londra Köprüsü'nün yanı başındayız. Şehrin sihirli atmosferi etkileyici. Nerede olursak olalım, dans ateşi hep içimizde sönmeyen bir meşale gibi. Thank you.
Dans dünya üzerindeki en yaygın sanatlardan biri. İlkel kabilelerden modern toplumlara, yerel danslardan baleye, herkese ve her coğrafyaya dokunan bir iletişim aracı. Müziği duyup ona eşlik etmek, ritme ayak uydurmak, bir koreografinin içine rol almak, topluluk önünde gösteri yapmak, vücudun tüm kaslarını harekete geçirmek ve daha uzayıp giden yönleriyle kişinin hem bedenine hem de ruhuna şifa veren bir ilaç aynı zamanda. Şehrin sokaklarına adımlarken dansın ve müziğin ritmi hep içimizde. Londra gezisinde yolumuz ikinci kez bir dans stüdyosuna düşüyor. Öğrencilerin bu kez kendilerini Pineapple Dans Okulu'nda yoğun bir çalışmanın içinde buluyor. Londra'nın en meşhur stüdyolarından bir tanesindeyiz bugün. Bu stüdyoda tam 17 adet stüdyo var. Yani bu okulda stüdyolar çok. Ve programlara da baktığımız zaman sabah 9'dan başlayıp akşam belki 10'lara kadar süren çalışmalar oluyor. Bu tabii başka bir kültür. Bizim bale okullarımız, dans okullarımızda ya okul çıkış saatlerine koyuyoruz ya hafta sonlarına koyuyoruz. Yani okulların dışındaki saatlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama burada artık profesyonel olmak isteyen insanlar çalışıyorlar ve tüm okul düzeneği de buna göre organize edilmiş durumda. Bizim arkadaşlarımız şimdi stüdyolara daldılar. Çok kalabalık olduğumuz için arkada akşam gideceğimiz Lion King müzikalinin çalışması var. Oradan bir dansçı geldi ve onları çalıştırıyorlar. Akşam herhalde bu hareketleri yine bizim çocuklarımız gösteride seyrettikleri zaman bir aile hoşlarına gitmiş olacak. Çok özel çalışmalar yapılıyor. Çok kısa sürede çocukları bu işe çok sevdiren çalışmaları yapan hocalarla çalışıyoruz. Ben çocuklarımızın çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Umarım tüm Türkiye'deki herkesin de bu şansa sahip olabileceği zamanlar gelecektir. Here we go. 5, 6, 7, 8. You go 1 and 2, 3 and 4. 5 and 6, 7. Kick and back. Go kick and back. Kick and stop. Push right and left. Hold the 8, slide, bounce, smurf, 6, 7, 8. Nice. Yeah. Dansa Türk Akademi'nin genç dansçıları enerjilerini, öğrenme heveslerini dansa aktarmalarıyla hem ruhen mutlu bir dönem geçiriyor hem de bedensel gelişimlerinin ilerlemesini sağlıyor. Arkadaşlar, Ekin ablanız bizim için çok önemli bir kişilik. Londra'da yaşıyor, dans terapisti. Aynı zamanda da bizim Ankara'daki okulumuzdan, yani Tunç hocamızın öğrencisi idi. Sonra tabii artık o eğitmen oldu. Ve ileride onunla büyük ihtimalle güzel çalışmalar yapacağız hep beraber. O artık Londra'da yaşamaya devam edecek. Biz sık sık onun yanına geleceğiz. Biraz istersen sen de bahset ya da... Evet, ben hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Buraya geldiğiniz için çok mutluyum öncelikle. 8 senedir buradayım. O yüzden sizinle burada dansçı olmak üzerine de konuşmak isterim. Eğer bana sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplamak isterim. Çünkü Türkiye'dekinden çok farklı bir sistem var burada. Burası size aslında eksiklerinizi çok güzel gösteriyor. Türkiye'de göremiyorsunuz onu maalesef. Çünkü bir düzene alışmışız ve öyle gidiyor. Ama belki ağırlık üzerine çalışmanız lazım. Belki hocaların öğrettiği o groove üzerine çalışmanız lazım. Bunları her neyse bunları belirleyip Türkiye'de de bu çalışmalara bence devam edin. Çünkü belli ki bu işi seviyorsunuz, buradasınız. Bununla bir bağlılığınız var. Ve hiçbir zaman da bırakmayın. Çok mutsuz oluyor insan bırakınca. Ara verdiğim bir dönem olmuştu. Berbat bir zamandı. O yüzden buna da sıkıca tutunun eğer bu sizi mutlu ediyorsa.
vazgeçmeden çalışmaya devam edin diyorum. Ağırlığınızı çok iyi hissetmediğinizi düşünüyorum dans ederken. Bu ağırlığı hissedin, şu bedeninizin ağırlığını, dizlerin üzerini hissedin. Ellerim de çok güçlü, parmak uçlarım da çok güçlü. Şimdi kaldırıyorum aynı gücü. Hiç hafif değil, çok ağır. Çok güçlü, sanki birisi üzerine oturuyor. Kollarım da çok güçlü. Nasıl geçti bugünkü dersin? Çok güzel. Ne hiç farklı, neyi buldunuz? Hareketler. Evet. Eksiklerimizi güzel. Serbest çeviriyoruz. Yani. Hangi dansı yaptınız? Nasıl bir dansı? Biz müzikal. Bugün caz yaptık. Çok güzeldi, hip hopla karışık. Bayağı eğlendik. Hocamız da çok iyiydi. Gruplar haline dans ettik. Eksiklerimizi tamamladık. Farklı farklı hocalarla yaptık zaten. Yani çok eğlendim. Bence gezi çok güzel çünkü öğrenmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. İstanbul'da bu kadar değişik yerlerde değişik eğitim almıyoruz. Yani İstanbul'daki de tabii ki çok güzel ama buradaki daha iyi bir yani bir deneyim oluyor bize. Çok güzel bence. Çok eğlenceli geçiyor gezi. Dansla iç içe geçen günün sonunda tüm ekip toplanıp Lion King Aslan Kral müzikaline gidiyoruz. Bu bir müzikalden öte görsel bir ziyafet. G yine iyi. Çünkü G var. Yeni günle Londra serüveni sürüyor. Trafalgar Meydanı bizi selamlıyor. Burası eski tarihlerde kraliyet ailesinin geleneksel ihtiyaçlarını karşılayan bir yerdi. 1270'lerde 1. Edward bölgeyi şahinlerin ve şahincilerin eğitimlerine ayırmıştı. Meydan kurulmadan önceki son yıllarda alan egzotik kuşların sergilendiği bir hayvanat bahçesi niteliğindeydi. Şimdilerde çok sayıda güvercini ve kırlangıcı gördüğümüz bu meydan 1830'da Londra'nın en büyük kuşhanesiydi. Arkadaşlar keyifli misiniz? Evet. Yani gelmiş geçmiş en iyi turnelerimizden bir tanesini yapıyoruz. Biliyorsunuz daha önce Orta Avrupa'ya gitmiştik, İtalya'ya gitmiştik, Paris'e gittik. Şimdi Londra'nın en büyük bale okullarından, belki de dünyanın en büyük bale okullarından bir tanesi. Royal Akademi'de dans ettik. Pineapple'da dans ettik. Yani benim bile çocukluğumda aslında pek de görmediğim yerlerde onlar. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum hepimizin. Ondan sonra Lion King müzikalini seyrettik. Devlet sirki var. Devlet sirkinde dersimizi alacağız. Biraz sirkçilerin neler yapabildiklerini de gözlemleyeceğiz. Sahne sanatları deyince çünkü sadece bale dansı yok biliyorsunuz. Müzikal de varmış. Aynı zamanda sirk de varmış. Hemen akşamda sirkten sonra yani sirk okulundan sonra Cirque du Soleil meşhur, dünyaca meşhur Cirque du Soleil'e gidiyoruz. Cirque du Soleil'de Amaluna adlı eseri seyredeceğiz. Ardı ardına yaptığımız bu kültür turları, kültür şoku aslında bir haftada konsantre bir neyin ne olduğuna daha çok anlatmaya yarıyor. Modern sirk sanatları da bale gibi temel beden farkındalığı kazandıran bir disiplin aslında. Bu nedenle dansla ilgilenen öğrencilerimin sirk sanatlarını da yakından tanımalarını istiyorum. Devlet sirkindeyiz. Şimdi değişik çalışmalar yapıyoruz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşımız ip cambazlığı yapıyor. Tabii bizim için çok önemli olan bir şey denge. Dengesini bulmaya çalışıyor. Diğer tarafta ise burada da artık vücut koordinasyonu, vücudun ısınması, çalışması, tüm kasların çalışılması için bir ön hazırlık çalışması yapılıyor. Artık vücut vücuda üst üste durma pozisyonlarını burada deniyorlar. Diğer tarafta da meşhur akrobasi. Arkadaşlarımız iplerin üstünde, salıncakların üzerinde sallanıyorlar ve yükseklik korkusularını birazcık da yenmeye çalışıyorlar. Balance.
Yaşadığımız dünya, insanların fiziksel yaşamlarını en düşük seviyede sürdürmeleri üzerine kurulu. Oysa gerekmiyorsa, kullanma kuralı, beden gelişiminde bizi eksik kılacak hatalı bir düşünceye sahip. Odaklanmayı teşvik etmek, beden hareketlerini ona göre ayarlayabilmek, sırt çalışmalarının en önemli faydalarından biri. Gerçekten burası çok güzel bir şey. Hayatımda hep görmek istediğim bir yerdi. Ve bu gezi sayesinde de görmüş oldum. Ayakkabıyla mı? Aslında Trabzon'dan buraya ben tek geldim. Ve arkadaş bulamayacağım diye çok korkmuştum. Fakat buradaki arkadaş çevresi o kadar iyi ki Trabzon'a sana dönmek istemiyorum şu anda. Bugün biz şu an sirk çalışmalarının yapıldığı yerdeyiz. Bence çok eğlenceli. Evet, bence de burası çok güzel ve daha demin çok güzel bir alıştırma yaptık. Çok eğlenceliydi. Ben jimnastik yapmayı çok seviyorum. O yüzden genellikle akrobatik hareketleri yapmayı sevdim. Ayrıca burada çok böyle değişik hareketler yaptığımız için de çok mutlu oldum. Bu sanatın gönüllüsü olmak, her işte olduğu gibi yoğun bir çaba gerektiriyor. Sirk çalışmalarına ortak olmak ve bunu tecrübe etmek muhteşem. Welcome to the National Center for Circus Arts. My name is Glenn Stewart and I am the director of training for this organization. I started here nearly 16 years ago as a freelance teacher, and then I worked on the degree program which we run here for many years and have taken on the role of director of training only 2 years ago. This is a fantastic facility we're very lucky to have. It was originally set up by a group of professional and enthusiastic circus artists, so they have a place to train. The organization was formerly known as the Circus Space, and we've been now running for over 25 years. And it has developed and been on an incredible journey over that time. So what we're witnessing here is one of the many workshops that we offer. So we sometimes take in school groups or even adult corporate or business groups that come in to try and experience what circus can offer. It's an extremely fun day and get to play with many different disciplines within circus arts, really around giving them an experience and fun. What we see here is, and the reason why we do workshops and have classes for young people, is that circus as a physical practice is incredible because there are so many options between balancing and juggling, being upside down, hanging. There's such a wide variety of movements and exercises that you do as part of circus that is excellent for all-round confidence and physicality and strength and flexibility. So we think it's a great skill for anyone to be trying at any age. Benim yaptığım grupta ilk başta insan piramit olarak adlandırılan piramitleri denedik. Çeşitli denge girişimlerine bulunduk. Ondan sonra trapezlerde çalışma yaptık. Çeşitli koreografiler denediler bize öyle kısa kısa. Sonrasında jonglörlük denedik, toplarla çalışmalar yaptık. Çok eğlenceli bir şeydi bizim için etkinlikte. Nasıl, güzel mi? Çok güzel! Çok güzel vakit geçirdik. 5 gün boyunca sabah erkenden kalkıp şehir turu, dans, bale ve çeşitli sanat aktivitelerine katıldık. Çok iyi zaman geçirdik arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle. Çok büyük tecrübe oldu bizim için. Londra'daki bale, dans ve çeşitli sanat anlayışlarına baktık. Farklı bakış açılarından baleye baktık. Yeni hareketler olsun, daha zor derecede olsun, kolay olsun, farklı bir şekilde anlatımları olsun denedik. 3 yıldır bu gezilere geliyorum ve bu sene danslarda genelde 8 yıldır caz eğitimi almama rağmen bu sene çok değişik alanlarda dans ettik. Gerek sirk gerek müzikal eğitim alarak dans hayatıma yeni çok daha farklı şeyler kattım. Normalde olan hareketlerdense daha farklı öğretmenlerle ve daha farklı yerlerde çalışan öğretmenlerle çalıştığım için çok daha fazla şey öğrendim. Okay, bring your hand. Okay. Good. Thank you.
farklı insanları gördük, farklı bir yaşayış gördük. Akşamları muazzam gösterilere gittik. Müzikalden bale gösterisine kadar hepsine gittik, hepimiz izledik ve gerçekten hayran kaldık. Dünyada ne kadar güzel gösteriler yapabildiğini gördük. Sadece İstanbul'a kısıtlı kalmadık. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir gezi oldu. Aynı zamanda hiç unutamayacağımız bir anı oldu. O yüzden tüm Tansal Türkiye ve ekibine teşekkür ederim. Göksu Dündar. Teşekkür ederim. Kutlarım. İlayda Erdoğan. Dans heyecanını içlerinden eksik etmeyen, mutlu olmasını bilen, Londra yolculuğumuzu birer tatlı anıya dönüştüren öğrencilerime esas teşekkür benden.